Şehirden kısa notlar, ruh hali günlük hayat akışı gibi, anlara bağlı. Bir acı, bir hüzün, bir tatlı, bir sevinç. Hepsi kendi mecrasında şehrin soluduğu bir hava. "Ey, hayatın seyru seferi de böyle değil mi? Notlar dedik nereden başlayalım? Önce acı ama sorgulayıcı hadiselerle yazıya dalış yapalım. Kan davası. Çağın değil, insanlığın kanayan yarası haline gelip kangrenleşen kan davaları can almaya devam ediyor. İşte önceki gün Bismil'de üç insan bir çırpıda katledildi. Bir de yaralı var. Kimi mezara, kimi de cezaevine. Ki daha birkaç önce benzer vaka yaşandı. 7-8 insan öldürüldü. Son yıllarda Bismil'de vücut bulan kan davalarına karşı ne yazık ki çözüm ve barış sağlama adına istenilen sorumluluk ne alınıyor ne de icra edilebiliyor. Bir halk deyimidir. Su uyur, düşman uyumaz. Aileler arasındaki husumetlerde ne hazindir ki bu vecize söz gibi küçük bir kıvılcım korkunç yangınları oluşturuyor. Bismil ve Diyarbakır yöresi için seçilmişten atanmışa kadar ortak bir konsesyumla haydi barışa yönelmesi lazım. Aksi takdirde daha nice gencecik insanlarımızı kan davalarına kurban vermeye devam edeceğiz. Ve daha nice ailelerin ocaklarına kor ateşi, evinden barkından edilen cezaevlerinde ömür çürütenlere bakıp duracağız. Ağıtlar yakarak havar havar diyeceğiz. Dekan yardımcısının bıçaklanması Dijon Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Yunus Yıldırım. O da önceki gün makam odasında bıçaklı saldırıya uğradı. Başından aldığı darbeyle yaralandı. Saldıran denilene göre eski bir kız öğrenci. Bıçaklamanın gerekçesi ise öğrenciyken kendisini disipline verdiği içinmiş. Doğrusu, mevzu tüm müştemilatıyla gariplikler içeriyor. Çok şeyi akla getirirken ortaya konulan gerekçenin de şahsi fikri beyanımla hiç de inandırıcı değil. Kaldı ki, ajansların servis ettiği haberde başından vurulduğu söyleniyor dekan yardımcısı Yılmaz'ın saldırı kodlarına da uymuyor ki disiplin cezaları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ilk ifadesinde veren Bey'e savcılık tarafından akli dengesinin yerinde olup olmadığı noktasında Elazığ'a sevk edildi. Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin verdiği rapor çok şeyi gün yüzüne çıkaracak. Neyse kokusu kısa sürede yayılır trafik kazası. Geçtiğimiz hafta trafik kazaları noktasında Diyarbakır'ımız acıya boğuldu. Bir tarafta Ergani yolunda 3 gencin otomobillerinin lastiğinin patlaması sonucu yaşamını yitirmesi. Diğer tarafta Çınar'da baba taziyesine İstanbul'dan gelen 2 bacıyla bir yeğenin yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesi. Kent istatistiğine baktım. Geçen ay 28 kişi trafik kazalarında kaybetmişiz çözüm elbette ki risk faktörlerini minimize etmek için toplumsal bir eğitim şart ve tabii ki altyapı şartlarının iyileştirilmesi, yasal düzenlemeler, en hassasiyet ve tavizliği ise sıkı denetimlerin aralıksız devamını sağlanması. Hayat namaz da güzeldir. Hem de nasıl? Hafta sonu bu minvarda maneviyatı yüksek, duygu dolu bir organizasyon icra edildi. Diyarbakır Kur'an Nesli Platformu tarafından. Hayat namaz da güzeldir. Malum dün itibariyle Kur'an kurslarına din eğitimi ve öğretimi sezonu başladı. 2023-2024 dönemi. Bu yıl gönüllere dokunun temasıyla eğitim verilecek. Merkez Sur ilçesinde final olarak gerçekleştirilen Hayat Namazla Güzeldir organizasyonunda cami hocaları ve aileleriyle programa katılan binlerce çocuk alanda cemaatle namaz kıldı. Seslendirilen ilahilere eşlik etti. İşte bu manevi atmosfer kameralara yansıyan muhteşem tablo huzur verici. Her ne kadar Ebu C mücehiller olsa da Diyarbakır inanç ve iman meşalesiyle kutsallarına daima saygı gösterip o minvalde kendini idame etmiştir. Düşeceğim not şu, kendi kutsalına sürekli saygı bekleyip başkasınınkine bir gram saygı duymayan, hatta laf üretip karşı durup envay saygısızlığı yapan ve bunu da yaşam tarzı addedenlerin sesi tehdit ve tehlike üreticidir. Gazi Yaşargile müfettiş mi? denilene göre müfettişler gelmiş. Bir süre önce buradan dile getirdiğimiz vekaleten başhekimlik yapan Süleyman Öden, hastanedeki KBB uzman doktorları bıçak parası almakla suçlayıp normal vatandaşı muayene etmekten imtina ettiklerini söylemişti. Hekimler de Öden'i suçlamış, kendilerine mobbing uygulayıp sözleşmede yer almayan işler yaptırıp ameliyathaneleri kapattığını iddia etmişlerdi. Müfettişler Sağlık Bakanlığı'ndan hali hazırda tarafları dinliyorlar. Bazı bulgulara ulaşıldığı söylense de. Şahit gösterilen hastalar söz konusu olsa da Gazze'ye Şargile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kuruluş tarihi itibariyle gelen giden müfettişlerin hiçbirinin dosyası işlem görmüş değil. Hep hasır altı. Yoksa koca hastanenin sağlık kurulunun bilgi işlem bilgisayarının akıbeti ortaya çıkardı. Ortaya çıkan sağlık raporu skandal zincirlerini araştırmak üzere kente gelen müfettişlerin akşamında o bilgisayar kaşla göz arasında çalınıp yok edilmezdi. Sağlık kurulu heyetine de bir şeyler yapılırdı. Ama yok. Kaldı ki Sağır Sultan dahi sağlık kurulunda kimler kimlerin namı hesabına ne raporlar tanzim ettiğini, hangi rapor yüzdelikleriyle oynanılarak otomobiller altlarına çektiğini biliyor. Ki bu mesele yargıya taşınmasına rağmen alınmış bir mesafe bize yansıyan bilgiler ışığında ne gezer ne noktasında. Günün sözü, huzurun ve güvenin reçetesi husumetlerin üstesinden barışı sağlamakla gelebilmektir. Görüş önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyük Timur etotmal.com, WhatsApp 0532 286 7370, Twitter et Ömer Büyük Timur.